çiçekli bitkiler aleminde Asteraceae, Papatyagiller familyası ile birlikte dünyanın en kalabalık iki familyasından biri Orchidaceae, orkidegiller familyasıdır. Dünyanın her yerinde orkide türleri vardır, kutuplar hariç. Burada konu, orkidelerin kendi familyasında ayrıldıkları cinslere ve türlere göre başlıca temel özellikleri nelerdir? Bu bitkilerin ne gibi önemi vardır gibi bilgiler. Ticari açıdan orkidelerin önemleri büyüktür. Mesela dünyanın her yerinde çok aranan bir baharat olan vanilya, kış içeceği salep ve Maraş dondurması yapımında kullanılan salep, orkideleri ve süs bitkileri sektöründe birkaç ülkeye petrol geliri gibi para kazandıran Phalaenopsis ve Cattleya orkideleri sayılabilir. İsmi hakkında. Orchidaceae kelimesi orkidelerin örnek cinsi olan Orchis'ten gelir. Bilimsel adı Orchis. İsim ve bu cinsin türleri hakkında ayrıntılı bilgiler için bakınız. Salep, Orchis, Orchidaceae cinsleri ve türleri. 880 ana cins ve 26.000'den fazla türlerle Orchidaceae, orkidegiller familyası dünyanın en zengin bitki familyalarından biridir. Cinsler arasında en çok sayıda türe sahip olanlar şunlar. 2000 türle Bulbopilum cinsi başta geliyor. Epidendrum 1500 tür, Dendrobium 1400 tür ve Pleurotallis 1000 tür. Süs bitkisi olmaya uygun türlerden insanların oluşturduğu hibritlerin, kültivarların sayısı ise 100.000'in üzerinde. Ayrıca doğal hibritleri de var. Alt familyalar. 880 cins 5 alt familyada gruplandırılır. Orkidilerde alt familyalar orkidilerin evrimlerine ışık tutacak şekilde hiyerarşik bir sınıflandırmada incelenir. Aşağıdakiler sırasıyla en üstten başlayarak en eski ataların özelliklerini daha fazla taşırlar. Aşağı doğru alt familyalar evrim süreçlerinde daha fazla kayıplara ve değişimlere uğrayanlardır. Apostasioideae, 2 cins Cypripedioideae, 5 cins Vanilloideae, 15 cins Epidendroideae, 576 cins Orchidaceae, 208 cins orkidelerin yapısı. Tüm orkideler uzun ömürlü otsu bitkilerdir. Bir çenekli, Asparagales, kuşkonmazımsılar. Üst sınıfına ait familyalardan bir bitki familyası olarak iki model gelişim tarzları var. 2. Monopodial ve simpodial. Orkide çiçeklerinden örnek ayırt edici özellikleri binlerce ayrı orkide türü olduğu halde diğer bitkilerden kolayca ayırt etmek mümkündür. Farklı coğrafyalarda farklı iklim ve şartlarda evrim süreçlerine rağmen atalardan gelen özellikleri her orkide türü az çok korumuştur. Çiçeklerinin taç yapraklarında planlı programlı gibi bir diziliş ve sağlı sollu simetri özelliğini sahiptirler. Tohumlar son derece küçük olur. Kökler başlıca iki başlık altında bakalım. 1. Toprak orkideleri cinslerine, türlerine göre kormlu, yumrulu ve normal köklü olur. Yumrulu toprak orkidelerinde iki toprak altı yumrusu bulunur. Önceki yıldan kalma yumru kıştan sonra yeni gövdeyi, yaprakları oluşturmuştur. Yaza kadar yavaş yavaş ölecektir. Diğer yumru yeni oluşmaktadır. Kurak yaz sıcaklarında ve kışın hayatta kalmak ve sonraki bahar tekrar yeşermek için gereken yapılanmayı sağlamak ve besin depolamak içindir. Fakat kış soğukları olmayan ve hiç kuraklık olmayan bölgelerin toprak orkideleri yumru oluşturmaz. 2. Epifitik orkideler. Kısa çizgi simpodial özelliklerinden yağışsız dönem geçiren coğrafyalara ait olanları geçirdikleri evrim sonucunda rizomları üzerinde yalancı soğanlar oluşturup içerisinde su ve besin depolarlar. Böylece yağışsız dönemde hayatta kalırlar. Ağaçların üzerinde yaşayan diğer epifitik orkideler kalın ve sağlam havai kökler çıkarır. Bu kökler birkaç metre uzama potansiyeline sahiptir. Uzayıp giderken eskiyen kısımlar nemi emici özellik kazanır. Ayrıca yapışıcı tutunucu özelliklidirler. Epifitik orkideler humus birikintilerinde yarı toprak uyumlu saçak köklerde geliştirirler. Orkide çiçeklerinde taç yapraklar ve çanak yapraklar birbirlerine çok benzer. Hatta çanak yaprakları olmadığı sanılır. 3 çanak yaprak arkadadır. 3 taç yaprak ise önde. Taç yapraklardan biri dil gibi farklıdır. Çoğunluk türlerde aşağı yöneliktir. Botanikte buna labellum derler. Anlamı dudakçık gibi bir şey.